uzaklaştırdı. Arda yeniden gelin. Koray'ın baskısı var. Ön alanda. Ben yapamayacağım. Kendini nerede oturtur abi seni? Kalk. İyi bir çalım. Kalk yürü yana. İkincisi, bir üçüncüsü ortaya düşer. Kalk. Yürü bakayım. Hayata devam ediyor. Güneşli gelir hadi. İyi bir pas gelmedi. Hakan Yeşil topun sahibi. Şimdi topladı. Gözümüz yettiği kadar. Tutun. Güneş de gelsin. Küçük bebekler. Yani emeklemeleri var. Yürümeleri şu şekilde tutarak diyelim yani. Tutarak. Ay Allah. Yılan tosun. Ah, oran seyrediyoruz. Bir yer kalmadı da. Yani Tayfuncu. Tayfun haydi maça gidiyoruz. Gel. Söyle. Annen su getsene iç. Oh. Bak gidelim. Aha köprüden geçtik. Evet Güneş gel parkımıza. Yüzmeye gideceksin değil mi Güneş? He? Yüzmeye götüreceğim seni. Burayı önceden... Tornacıydım ben. Tornacıydım. Evet, çocuklarıma sebep emekliğime ayrıldım. Bunlarla daha iyi ilgilenebilmek için, daha iyi bakabilmek için bana çok ihtiyaçları olduğu için o yüzden emekliğime ayrılmak zorunda kaldım. İşimi, mesleğimi seviyordum yoksa. Ama dediğim gibi iki tane evladım bu şekilde olduğu için annesi de daha fazla bunlarla kendi başına ilgilenemediği için bu sebepten dolayı ayrıldım. Şu anda günümüzü bunlarla geçiriyoruz. İşte çocukların isteklerine göre. Küçük bebekler. Yapıyorsunuz abi. Yani gün içinde yani rutin işler ama bazen işte maç olduğu zaman büyük oğlumu maça götürüyorum. Kızı parka götürüyorum. Komşulara gidiyoruz. Malum emeklilikten sonra köydeyiz şu anda. Aktivite fazla yok. Yani eğitimleri var. Eğitimlerine gidiyor. Başka yani bu tip genel rutin günlerimiz geçiyor yani. Tayfun'un maçlara olan ilgisi nasıl fark ettiniz? Nasıl fark ettik? Yani maçları gördüğü zaman aşırı bir tepkisi oluşuyor. Gözlerin içi gülüyor. Yani özellikle Trabzonspor formasını gördüğü zaman yani şu anda da fark ediyorsunuz zaten. İçi içine gidiyor yani, seviniyor maçlara. Başka bir şey gördüğünde bir aynı şekilde heyecanlanıyor. Yok yani bunun en büyük ilgisi Trabzonspor futbol maçlara yani. En büyük dediğim gibi başka ilgisini çektiği başka bir şey yok gibi bir şey yani. Maçlara buradan nereye gidiyorsunuz peki? Ne kadar mesafede? Mesafemiz nereden baksan 20-25 kilometre buradan stada gidecek olduğumuz mesafe. Yani amatör maçlara gidiyoruz. İşte Trabzonspor maçlarına gidiyoruz. U19 maçlarına gidiyoruz. Genelde futbol olduğu için bunlara yani takip ediyoruz. Onun dışında bir yer kalmadı da. Yani Tayfuncu. Yani şu anda kızımın var bir ameliyatlık bir sıkıntısı. Allah nasip ederse işte şu anda en büyük canımı sıkan ayağının dönük olması. Yani onu işte ameliyat yaptırabilirsek şu anki ondan dolayı mutlu olacağım yani. Şu anki sıkıntımız o. Geriye kalan zaten sıkıntıları olduğu için
onlara yapacak Allah'tan başka bir şey yok. Dediğim gibi yani varımız, yoğumuz, hayatımız bunlarla geçiyor. Bunları elimizden geldiğince, ömrümüz yettiği sürece bakabilirsek ne mutlu bize. Yani duygum ne olur? Yani çocukların bu şekilde olması tabii ki bir baba olarak yüreğimde çok yangın yeri var yani. Çocuklarımın bir şey benden isteyememesi, yani bir yere gittiğimizde doğru düzgün normal bir yaşantımız olmaması. Bu şekilde ben çocuklarımı çok seviyorum ama tabii ki kırılgan yerlerimiz de var yani. İçimizdeki sıkıntıları da nasıl söyleyeyim yani, boğazıma geliyor söyleyemiyorum. Öyle bir sıkıntımız da var tabii ki. İki tane en azından, yani iki tane olması da büyük bir sıkıntı. Tek olsa bir şekilde yine insan mücadele edebiliyor ama iki tane olunca çok büyük sıkıntı. Allah kimseyi vermesin diyorum. Olanlara da Allah kolaylık versin diyorum. Maç var lan, gel maça gidelim. Bak Trabzonspor, Ahmet Spor maçı var. Bir alıyor. Hadi, hadi Şerifan, haydi. Şimdi yakın, yakın. Arkadan gel.